gelen bu olmuştur diye tahmin ediyorum. İsmail Saymaz. Bunun sorum yok. Yani evet, sadece evet, yani yorum yapmak için. Evet. Yorum yapmak için katılabilirim. Yani izin verirse Mustafa Bey birkaç ekleme de ben yapayım. Şimdi Korgan ordunun en dağ ilçelerinden, yani dağ bölgesi, dağ ilçelerinden biri. Ve ordunun fındıkla geçinen diğer ilçeleri kadar doğrusu zengin de değil. Yani fındık da tam yetişmiyor aslında fındık bölgesi ama Tokat sınırında, Niksar sınırında biraz fındık, biraz arıcılık, biraz et ve süt üreticiliğiyle geçinen bir ilçe. Gerçi aramızda bir ordulu var. Kendisi çok daha iyi anlatacaktır. Stüdyoda bir orduluyu hazır bulunduruyoruz her şart altında. Dolayısıyla burası yoksul bir ilçe. Ve öteden beri muhafazakar da bir ilçe burası. Yani bu Korgan, hatta çevresindeki diğer ilçeler de muhafazakar ilçeler. Ama buranın özel de bir durumu var. Buranın kendine mahsus bir şeyhi de vardı. Yani ben bugünkü yazımda değindim. Kiraz Hoca diye bilinen Mehmet Akkiraz adlı bir Nakşibendi şeyhi uzun yıllar burada kendince tarikat faaliyeti yürüttü. Ama aynı zamanda siyasi faaliyet de yürüttü. Çünkü Milli Selamet Partisi'nin yani Erbakan'ın Korgan ilçe başkanı aynı zamanda vaktiyle. Hem şeyh hem ilçe başkanı. Öldükten sonra da evliya mertebesini yükseltmişler. Bugün dün araştırırken baktım. Cübbeli Ahmet Ermişler'den Kiraz Hoca'yı ziyarete gittim diyerek türbesini ziyaret etmiş orada. Bu buradaki Korgan'daki bu muhafazakar yapı tabii ki seçim sonuçlarına yansıyor. Birinci parti zaten %52 ile belediyeyi, %52 ile AK Parti almış. İkinci parti Büyük Birlik Partisi. Onun daha sağında. O da %40 küsur almış. Üçüncü parti Saadet Partisi. O da onların sağında yani. En son desin benim İYİ Parti'nin ortak adayı var. O da %2 almış yani. Cumhur İttifakı %83 oy alabiliyor buradan. Çok yüksek bir oy alabiliyor. Nüfusu da 30 bin civarında. Şimdi yöre muhafazakar bir yöremiz. Tarikatların faal olduğu bir yöremiz. Anlıyoruz. Yoksul da bir yöremiz. Bunların hepsi iç içe geçtiğinde tabii dramatik bir manzara ortaya çıkıyor. Şimdi böyle bir yere bir kaymakam geliyor. Hani belki şehre bir film gelir gibi bir hikaye yani bu. Bu çocuk da, ya çocuk dediğimi Sayın Kaymakam Bey yanlış anlamasın. Benim kardeşimden de küçük, 27 yaşında yani. Çok genç bir genç arkadaşım diyeyim. Sevgili kaymakam ve hemşerim, değerli hemşerim Miraç Akbulut. Miraç ismi tabii takdir edersiniz ki muhafazakar ellerin tercih ettiği isimlerden biri. Miraç 2019'da İçişleri Bakanlığı'na girmiş. Daha yeni, 2 yıl. Yeni bitirmiş üniversiteyi. Çayeli'li. Rize'nin Çayeli ilçesinde. Rize'nin Çayeli ilçesi de yine %80 AK Parti'ye oy veren bir yöredir. Mesut Yılmaz'ın da ilçesidir. Hayati Yazıcı'nın da ilçesidir. Anası, ev hanımı, babası esnaflıktan işte inşaatçılığa geçmiş. Bir genç kaymakamımız Kütahya'da, Çavdarhisar'da, Denizli'de, Acıpayam'da kaymakam vekili yaptıktan sonra ilk görev yeri olarak buraya atanıyor. Geldiği de 30 Haziran. Aha şimdi zaten 5 Kasım'dayız. Yani hepi topu 65 gündür orada bu genç kaymakam. Zaten gelir gelmez 29 Ekim törenlerinin önünde bulmuş. Tabii az önce çizdiğim profile göre Atatürkçü bir kamu görevlisi ve genç bir kaymakam. Bu dönemde alınan kaymakamlar arasında bu nasıl araya karışmış o da anlaşılabilir değil. Yani gerçekten sürüler içinde sürmeli koyun durumunda yani böyle fark edilmeden araya karışmış. Hani sosyal medyasında da kimliğini saklamamış. Yani gizlememiş kendisini. Hayvanlar gününü köpeğiyle kutluyor. 1 Mayıs'ı kutluyor. Efendime söyleyeyim. Ahmet Arif dizesini kaymakam paylaşıyor. Öte yandan dayan tırnak ile dış ile falan diye şiirleri. Yazıda yazmıştım. Yani Nilgün Marmara'da. Ya Nilgün Marmara'yı evet, bir çok kaymakamın bilebileceği aklıma gelmez. Nilgün Marmara'yı biliyor. Yani şimdi dolayısıyla bunu da saklamamış. Sosyal medyasında görüyoruz. Bu genç kaymakam demiş ki ya Cumhuriyet'e yaraşır bir tören yapmak istiyorum. Sanırsınız şeylerle bir grup Almanya'dan bir grup uyanık Almancıyla el ele verip gri pasaport içine girmiş. Hayır ya Cumhuriyet töreni yapıyor ya. Ne yapmış yani? Demiş ki ya ben o gün sabah 9'dan sonra 4 önemli marşı ilçemiz duysun istiyorum. 10. yıl marşı, İzmir marşı, İleri marşı, Vatan marşı. Hassas da davranmış. Demiş ki ya törenlere bir bakayım. Şu Ege bölgesinde, Çanakkale bölgesinde bir çarşaf çıkarma olayı vardı. Bu da olmasın demiş. Buna da hassas davranmış. Gidip yerinde incelemiş. Kendisi iyi bir konuşma hazırlamış. Bütün yöre milletvekillerine çağrıda bulunmuş. Ancak Mustafa Bey ile Cemal Engürt gelmişler. Diğerleri zaten orduya da gelmemişler. Şimdi Kaymakam Bey emek göstermiş. Öğrencilerle konuşmuş. Zaten bu törenin, konuşmanın yapıldığı yerde pazar yeri ya. Pazar yeri, kapalı pazar. Orada yapıyorlar bunu.
Orada konuşma, sabah konuşmalar yapılır. İşte Kaymakam Bey 8 dakikalık bir konuşmasında en vurucu cümle olarak Atatürk'ün Türkiye şeyhler, müritler, mensuplar, mezuplar, memleket mensuplar cumhuriyeti olmayacaktır. En işte şey hakiki tarikat medeniyet tarikatıdır cümlesini söylüyor. Ve beklenenin aksine alkış yükseliyor, o kayıtlarda görünüyor. Alkış yükseliyor. Sonra sergi açılışı, sonra çocuklar gösteriler yapıyorlar, Atatürk gösterisi yapıyorlar. Sonra akşam meşaleli yürüyüş oluyor. Akşam meşaleli yürüyüşte 10. yıl marşı söyleniyor. Mustafa Kemal askeriye sloganlar atılıyor. Bu görüntüler. Fener alayı. Bu Fener alayı. Ya, her yerde yapılıyor ilçe, Türkiye'nin dört tüm köşesinde. Türk bayraklarıyla yürüyor orada. Evet. Şimdi anlıyoruz ki burada rahatsızlık veren husus bu. Öyle. Yani bu genç, kaymakam, değil mi? Bu genç kaymakamın, bu genç kaymakamın müdanasız bir kaymakam. Karadenizlikten de geliyor, ben bunu anlayabiliyorum. Atatürk'ün memleketinde onu mu savunamayacağım? Şeyinden geliyor. Ve bir kamu görevine yaraşır ciddiyette ilçesini de arkasına alarak Atatürk'ün o veciz sözünü sabah konuşmasında ifade ediyor. Niyetmeyecekmiş kardeşim, niyetmiyormuş. Yani rahatsızlık buradan geliyor. Anladım. Çünkü ya kaymakam o konuşmayı yapsaydı ve kimse arkasından gitmeseydi, alkışlamasaydı bence böyle bir tepki olmazdı. Şimdi hayır, bu ilçe Kiraz Hoca'nın ilçesi ya. İşte tarikatların ilçesi. Kiraz Hoca'nın torunlarından biri de belediye başkanı ya orada şu an, Tuncay Kiraz. Dolayısıyla nasıl sen tarikatların cirit attığı yerde Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti şehitler, mensuplar, meczuplar ülkesi olur sözünü zikredersin. Korgan Türkiye Cumhuriyeti'nden ayrı bir hukuka tabi ya. Orada anayasa yok, orada şeyhlerin öğretisi hakim ya, öyle ya. Şimdi akşamda meşale yürüyüş oluyor. Atatürk ismi zikrediliyor. 10. yıl marşı söyleniyor. Ve bunun faturası kaymakama ödetiliyor. Kaymakam açığa alınıyor. Ya cuma günü törenler oluyor. Şak pazartesi günü, ilk iş günü kaymakama 29 Ekim'de uygunsuz davranışlarına ötürü açığa alıyorlar. Uygunsuz davranış ne? İddiaya göre alkol kullandığı söyleniyor. Mustafa Bey diyor ki ben yanındaydım. Yok öyle bir husus. Siz daha sonra Cemal Engin-Yurt, Cemal Engin-Yurt diyor ki öyle bir şey görmedim ben. Öte yandan protokolde herhangi bir birilerine ayrımcılık yok. Özel olarak muhalif vekillerle yan yana görünme söz konusu değil. Çünkü diğerlerini de çağırmış. Demek ki uygunsuz davranış, iddia edilen uygunsuz davranış bunlar değil. Nedir? O zaman sizin iddia ettiğiniz uygunsuz davranış Atatürk'ün şeyhler ve tarikatlarla ilgili sözünü ifade etmektir. Sizin kastettiğiniz uygunsuz davranış herhalde 10. yılbaşını söylemektir. Herhalde şu güzelim yürüyüştür. Kastedilen bu. Şimdi asıl anlaşılmaz olan da Korgan'da bütün Korgan'ın adını rezil rüsva edenler koltuğunda otururken kaymakamın yerinden kaldırılması. Yani gri pasaport skandalı. Yani şimdi ya bu kaymakam, şimdi kaymakam Korgan'a gelmeden 2 hafta önce oldu bu skandal. Yani o çok taze. Olayı da bir anlatayım. O günde duruşma vardı. Olayı, değil bugün, mi? Bugün. Olayı da bir anlatayım. Çünkü çok dramatik. Yani biliyorsunuz kamu görevlilerine sağlanan gri pasaport yoluyla vizesiz Türkiye'den yurt dışına çıkabiliyorsunuz. Belediyeler bunu bir sektöre çevirmişler. Almanya'da bilhassa Ersin Kilit. Adamın adı da yani öyle bir isim ki böyle Avrupa'nın kapısını açan adam. Ersin Kilit adlı Adıyamanlı vatandaş Türkiye'de bunu sektöre çevirmiş. Çoğunlukla AK Partili belediyelere gri pasaport çıkarılarak Elazığlı, Adıyamanlı insanları 50'şer yüzer Almanya'ya kaçırmış. Bazıları Fransa'ya. Onlardan biri de Ordu'nun Korgan ve Ulubey ilçelerinde meydana geldi. Korgan'dan 53 kişiye gri pasaport çıkarıldı. 49'u kaçtı. 4'ü gidemedi. Gidemedi, son anda izin verilmedi. Box pandemi nedeniyle. Boks takımı başka bir tuhaf yardımlaşma derneği. Şimdi ya adını kıyak geziye, gri pasaportla yapılacak kıyak geziye adını yazdıran kim? AK Parti ilçe başkanı Eyüp Karabacak. O da kıyak geziye gidenlerden. Son anda gidememiş. Peki bu izni veren kim? AK Partili belediye başkanı, Korgan belediye başkanı Tuncay Kiraz. Yani şimdi Korganlıların adına kara çalınmış. Korgan dünyada bugün Almanya'nın Hannover şehrinde bu gri pasaport davasının ilk duruşması görüldü. Ersin Kilit hatta beni aradı. Abi ben suçsuz bulundum. O zaman kim suçlu? Yani Malatya Yeşilyurt ve Ordu Korgan'dan kaçırılan insanların davası bugün görülüyor. Şimdi Tuncay Kiraz ve AK Parti ilçe başkanı Eyüp Karabacak Korgan'ı dünyaya rezil rüsva etmişler. Korgan'ın adını sahtecilikle, evrakta sahtecilikle, insan ticaretiyle andırmışlar. Koltuklarında hiçbir şey olmamış gibi oturuyorlar ve hiç utanmadan da yerlerinden kalkmıyorlar. Fakat siz kalkıyorsunuz.
Cumhuriyet töreninden ötürü, 29 Ekim töreninden ötürü, şeyhler ve tarikatlarla ilgili sözlerinden ötürü kaymakamı yerinden kaldırıyorsunuz. Bu ve sadece Atatürk'ü savunduğu için anlıyoruz çünkü başkaca donu yok. Ben kaymakam bey, vali bey aradım bugün dün Ordu Bey valisini. Tanıyorum da kendisini. Normalde hemen dönerdi. Arayacağım dedi, aramadı bir daha. Belediye başkanını aradım. Belediye başkanı da dönmedi. Meşgule düşürüyor. Var benim telefonum onda, biliyorum. Nereden biliyorum? Çünkü daha önce de bu gri pasaport meselesinde aramıştım. O zaman da aynısı olmuştu. Şimdi düşünüyorum. Peki ne olabilir? Demek ki Cumhuriyet kazanımlarını bu arkadaşımızın suçu, bu genç arkadaşımızın suçu açıkça ödünsüz bir Atatürkçü olması, işte Kiraz Hoca'nın, şeyhlerin, mensupların ve müritlerin ilçesinde tarikatlara meydan okuyor olması ve Cumhuriyet kazanımlarını savunması. Ha, bu yüzden mi cezalandırılıyor? Hiç korkmasın. O Cumhuriyet'i savunuyorsa biz de onu savunacağız. Hiç korkmasın. Çünkü hatırlatmak isterim genç arkadaşımıza, bu ülkeden bir vakitler bir de Kozan Kaymakamı geçti. Bir de Kozan Kaymakamı geçti. Mehmet Can. Tenekere, bilmeyen okurlar, izleyiciler Yaşar Kemal'in Teneke romanını okusunlar. Bir kaymakam ağaların karşısında ırgatların ve köylülerin yanında yer aldığı için o kasabadan arkasından teneke çalınarak kovuldu 1960'ların başında. Sonra 78 yılında Adalet Bakanı olarak geri geldi. Hiç korkmasın, o kalktığı gibi koltuğuna oturur. Zaten korganların da desteği var değil mi Sayın Adıgüzel? Siz Sayın... Siz Sayın Kaymakam'la görüştünüz mü daha sonra? Ya ben görüştüm. Görüştünüz? Biraz kısa tutum. Yani üzgün olduğumu ifade ettim. Hani bu konulardan çok üzülmesin dedim. Biraz moral vermeye çalıştım.